yapmayın! Van'da doğmuş, büyümüş bir kişi olarak annemin, babamın, kardeşlerimin, ablalarımın kullandığı oyu iradelerine sahip çıkmak amaçlı İstanbul'da bulunan tamamen demokratik olan bir basın açıklamasını en azından onu yapmaya orada bulunmak için gitmiştim. Daha başlanılmadan, iki ıslık bir alkış çalınmadan maalesef ki çok hunharca böyle üzerimize gelinip saldırarak, ablukaya alarak, kimilerinin saçlarını çekerek, özellikle de kadın arkadaşların yerden sürükleyerek, tekme tokatla, biz abluka içerisindeyken özellikle de küfürler, şiddetvari tavırlar, kalkanların altında tekmeler, daha birçok şeyle karşılaşmış olduk. Gerçekten yani biz orada açıklamayı yapacak milletvekilinin sözlerinin bile dahi ulaşamadan, sesine bile dahi ulaşamadan maalesef dakikalar içerisinde bizim varlığımız gasp edildi orada. Yani bırakalım iradeyi, sesimizi çıkarma varlığımız bile orada o an gasp edildi. Sadece ben değil, bütün arkadaşlarımız darp edildi. Ben ablukanın içerisinden çıkarılır çıkarılmaz zaten yumruklar ve tekmelerle aracın ön kısmına kadar götürüldüm, yan kısmına kadar. Orada kim olduğunu gerçekten göremedim. Bir polis ensemden tutup yüzümü arabaya çarptı, demir şey kısmına. Orada zaten ben birkaç, belki de 10 saniyelik bir baş dönmesi, gözümün kararmasıyla karşı karşıya kaldım. Orada zaten burnumun gerçekten ciddi bir hasar aldığını fark ettim. Yani hatta o araca götürülürken bile dahi adım atamayacak durumdaydım ki araç içerisindeyken de ters kelepçe ile kollarım, örnek veriyorum, bu şekildeydi. Fakat yan kısmı, yanımızda da araçlar oturuyor zaten o dar koltuklar üzerinde. Bu çıkıntı dışarıda diye bir polis, sanırım amirleri olabilir, kolumu kırmaya çalıştı. Açıkçası şimdi ben göz altındayken ilk gün burnumun kırıldığını bilmiyordum. Biz zaten hastaneye gidene kadar yaklaşık 6 saat bizim, belki de daha fazla, tam emin değilim, arabalarda bekletildik. Kollarımız ters kelepçeyle. Ben mesela bir ara, sadece ben değil, bütün arkadaşlarımız aslında kollarını hissetmemeye başladılar. Bir acı gerçekten. 6 saat o şekilde kaldık yani. Şunu kendi açımdan en azından söyleyebilirim. Demokratik haklarımız doğrultusunda bulunabileceğimiz her eylem bizim hakkımızdır zaten. Bundan korkmamız, çekinmemiz, gerektirecek hiçbir şey yok. Gerçek anlamda yok. Bir basın açıklamasında bulunmak zor bir şey değil gerçekten. Biz bu sefer bunu en azından anlayabildik. Birlik olmanın ne olduğunu anlayabildik. Bunu da faşizmi bu noktada bir hizmete uğrattık yani. Bir hizmete uğrattık gerçekten. Bu bir gerçekliktir.